Yeterli tahminci örnek soru 2. Bu videomuzda yeterli tahminci konusuna İngilizce bir örneğin çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarın İngilizce, yarın Türkçe okuyacağım. Taraflara çok takılmayın. Let x1, x2, x3 be a random sample from a Bernoulli distribution with verilmiş fonksiyonu. Show that theta şapka eşittir x1 artı 2, x2 artı 3, x3 bölü 6 is not sufficient estimator for theta. Bizden Teta şapkanın teta için yeterli bir tahminci olmadığını ispatlamamız isteniyor. Öncelikle sufficient estimator'ı ispatlama formülümüzü hatırlayalım. Burada sadece 3 tane rastgele değişkenimiz var. F x1, x2, x3'ten oluşacak. Noktalı virgül parametremiz gelecek ki parametremiz teta eşittir. Biz bunu İki tane fonksiyonun çarpım biçiminde ifade edebilecek miyiz? Derdimiz o. Edebilirsek sufficient estimator olur. Biz burada edemediğimizi göstereceğiz. G fonksiyonu tahminci ile tahmin etmeye çalıştığımız parametrenin oluşturduğu bir fonksiyon olmalı. Teta şapka, teta çarpı yanda da bu x'lerin bir fonksiyonu. 3 tane x'imiz var zaten. x1, x2, x3. Eğer ki biz bu f'li fonksiyonumuzu iki tane ayrı fonksiyonun çarpım biçiminde ifade edebilirsek sufficient olur. Edemezsek sufficient olmaz. Bu aklımızdan çıkmaması lazım. Öncelikle bu fonksiyonun ifade edilmesine geçmeden önce buradaki 3 rastgele değişken için Bernoulli dağılımından alındığı için üçünün de fonksiyonunu yazalım. Fx1 buradaki x gördüğümüz yere x1 yazıyoruz. Teta üzeri x1 çarpı 1 eksi teta üzeri 1 eksi x1. Fx2 teta üzeri x2 çarpı 1 eksi teta üzeri 1 eksi x2. Fx3 teta üzeri x3 çarpı 1 eksi teta üzeri 1 eksi x3. Bu üçünün çarpımı, bunlar bağımsız olduklarından dolayı bu üçünün çarpımı onların ortak olasılık dağılımını veriyor zaten. F x1 virgül x2 virgül x3 noktalı virgül teta şu üçünün çarpımına eşittir. Yazıyoruz. Teta üzeri x1 çarpı 1 eksi teta üzeri 1 eksi x1 çarpı teta üzeri x2 çarpı 1 eksi teta üzeri 1 eksi x2. Teta üzeri x3 çarpı 1 eksi teta üzeri 1 eksi x3. Çarparsak bunları teta'nın üzerinde x1, x2, x3 toplamı çıkar. Çarpı 1 eksi teta üzerinde birleri toplarsak tabanlar aynı olduğu için üstleri topluyoruz ikisinde de. 3 üzeri 3 eksi x1 artı x2 artı x3 elde ederiz. Şimdi biz bunu teta şapka ve teta'nın bir fonksiyon olarak ifade edebilecek miyiz? Teta şapkaya bakıyoruz. x1 artı 2 x2 artı 3 x3 bölü 6. Bakıyoruz burada öyle bir şey yok. Ki gidip onun yerine teta şapka diyelim. Bu teta şapkayı götürüp koyabileceğimiz hiçbir ifade açıkçası kalmadı. Kalmadı değil, oluşmadı. Zorlama bir şekilde yapmaya çalışalım hadi. Ama zorlama şekilde yapmaya şimdi bunu nasıl ikna edeceğiz hocayı? Burada yani şu ifadenin bir benzeri çıksaydı, mesela x1 artı 2 x2 artı 3 x3 çıksaydı, şu 6'yı bu tarafa gönderirdik. Onun yerine 6 teta şapka yazardık. Burada ikna etme kısmıyla uğraşmaya gerek yok. Burada şey demek yeterli bence. F x1 x2 x3 noktalı virgül teta cannot be right diye neyse sallayalım, İngilizcesi çok umurumda değil. S two function like şu ikisi gibi. G, teta şapka, teta and R,
x1, x2, nokta nokta, nokta noktası yok onun, x3. Yani biz buradakini, bunun içinde bir şeyler çıkmalıydı ki, x1 artı 2, x2 artı 3, x3 gibi, onun yerine gidip biz 6 teta şapka falan koymalıydık. Bunun içinde bir yerde teta şapka oluşturmalıydık ki, o teta ile teta şapkanın birleşimine biz gidip şu fonksiyonu diyecektik. Geriye kalan sadece x'i kalmalıydı, ona da bunu diyecektik. Ki böyle bir şeyi yazabilmemiz mümkün değil. Böyle bir açıklamayla hoca ne kadar tatmin olursa artık bu sorunun sufficient estimator olmadığını ispatlamış olalım. En sonunda da şöyle bir cümle kullanalım. So, theta şapka is not sufficient estimator for theta. Bu şekilde bu sorunun çözümü bence yeterlidir. Ben konuyu anlamış, yazılamadığını söylemiş derim. Ben hoca olsam doğru kabul ederim. Şimdi kendi çözdüğüm için kendi çözümümü yanlış kabul edeceğim diyecek halim yok zaten. Neyse, bu sorumuzu burada noktalıyoruz.